Evet dostlarım, Selçuklular dedik. Ve tam da bu konuyu işte şu sıralar işliyoruz. Belgeselini Abdülhamit Avşar, prodüktörümüz, yapımcımız, belgeselini çekti. Ben de naçizane müziklerini yapmaya çalıştım. Selçukluları anlatıyorduk hocam. Evet. Güzel bir yerde kaldık. Evet. Yani işte Selçuklu bu medeniyet demek. Evet. Selçuklu aynı zamanda Osmanlı'yı kuran irade demek. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı ailesinin Bilecik bölgesine giriş hikayesini. Evet. Aslında işte Ahlat civarında yerleşmişler. Oradan Suriye'ye gitmeye niyetlenmişken evet. Selçuklu diyor ki hayır sen oraya gitme. Sen Uç Bey olarak işte Söğüt'e git. Çok ilginç. Yani bakın bu sıradan bir şey değil. Değil. Bu topluluktaki, bu boydaki büyüklüğü görüyor Selçuklu evet. yönetimi ve onu olması gereken yere bile Söğüt'e gönderiyor. Bu toprakları görüyor. Ve orada İmparatorluğun Selçuklu, büyük Osmanlı İmparatorluğu tohumunu Selçuklu oraya serpiştirdi. Ve orada bir rüya hikayesi var Osmanlı'da. Evet, aynı hikaye Selçuk Bey'in Müslümanlık olmadan önceki hikayesinde var. Aynı büyüklükte bir ağaç görüyor. Evet. Ve ağaç diyorlar ki senin soyun işte bu şeyi sürdürecek ve böyle büyüyecek diyor. Çünkü bu Türk'ün ilahi İslam döneminde ilahi kelimetullah haline getirdiği kızıl elmasıdır. Kızıl elma budur. Evet. Bu nedir? Bir ışık olmak. Evet. Hizmetkar olmak. Nasıl Yavuz Sultan Selim ben sahibi değilim, hizmetkarıyım diyor. Ya. Mısır alınca Ali Ferit'le ilgili. Onun gibi Türkler insanlığın hizmetinde olanlar olarak görüyor kendisi. Evet. Onun için aldığı yerlerde başkaları yukarıdayken onlar aşağıda iş yapıyorlar. Çalışıyorlar, ya. Askerlik yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya. Ve Selçuklu'yu özellikle işte bu coğrafyanın bugün karışıklığını giderebilecek bir çözüm olarak yeniden değerlendirmek, yeniden anlamaya çalışmak gerekiyor. Bunun farklı kolları var. Biliyorsun artık toplumlar genişledi, hem küçüldü, hem öbekleri arttı, hem de sahası genişledi. Her alanda, biz belgesel alanında, siz işte müzik alanında, bir başkası kendi uzmanlığı alanında bu olguyu, bu ruhu taşımak gerekiyor. Yeniden anlatmak gerekiyor, yeniden yaşatmak gerekiyor. Bıkmadan değil bıkmadan. Mi? Çünkü İki türlü yaşantı var biliyorsun. Bir, ben yaşarım, karnım doyar, güzel bir yerde otururum, hafta sonları deniz kenarında sefa yaparım, yatağa biner dolaşırım ya da tatile giderim. Bir de var ki, ben komşum bu haldeyken nasıl yaşarım? Şu ihtiyaçlar varken ben nasıl böyle şeyli gururlu yürüyebilirim? Toplumun bu haldeyken... Erdemkar olmak. Diğergam olmak. Diğergam olmak. Bir de böyle yaşamak. Türkler bu tür yaşamayı tercih edemiyorlar. Diğergamlık çok mu? Evet. Tabii bir de Türklük derken şeyi de sadece ırk olarak da anlamamak gerekiyor. Evet. Evet bir etnik bir şeydir. Türk yapı var. Bir etnik yapıdır. Tamam. Bir milliyet yapısı vardır. Var. Tarihin en derin zamanları, en eski zamanlarına ulaşan. Abdülhamit Hocam bunun altını çiziyorum. Ben. Evet. Böyle bir şey yoktur. Kuru kafacılık, ırkçılık. Bunu anlatamıyoruz şimdi, galiba. İşte değil ki. Türklük, ırkçılık da hiç kuru kafacılık evet. ilgisi olmayan bir topluluktur. İkincisi de Türklük bir kültürel formdur. Evet. Yani illa bu etnik soydan gelmesi de insanları böyle bir kimlik içerisinde toplayan, böyle evet. bir kimlik adı veren bir farklı formdur. Böyle de değerlendirmek lazım. Evet. Tabii yine Selçuk, ben yine çok önemsiyorum. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Şimdi evet. Tikan'ın şeyiyle Türkmenistan'ın Merv civarında Alparslan'ın mezarı arandı. Evet. Ya Koca Sultan'ın mezarı kaybolmuş, bin yıldan beri ortalıkta yok. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani işte bu dağınıklığa, çöküşe bağlıyoruz. Yani siz zayıf olursanız, aç olursanız önce karnınızı doyurmaya bakıyorsunuz. Tabii. Sanat üretemiyorsunuz, fikir üretemiyorsunuz. Çok doğru. Yani dolayısıyla... Bugün evet. de olduğu gibi değil mi günümüzde de? Üretim bitti. Sanat, sanatçı kavramı... Hakeza birbirine karışmış durumda. Kim sanatçı, kim sanatçı. Bu bir takım medyalara bırakılırsa işte onlar zaten işlerine geleni sanatçı diye sunuyorlar. İşlerine geleni de kültür diye sunmuyorlar mı? Sunuyorlar. İçimiz yanıyor. Evet. İçimiz acıyor. Üzülüyoruz. Devam edeceğiz evet. hocam.